Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, dün gece başladığımız sizlerin sorularınıza yönelik olarak vermiş olduğum yanıtlar uygulaması şeklindeki videoyu devam ettiriyoruz. Bugün ikinci bölümünü sizlere aktaracağım. Sevgili arkadaşlar, dün gece maalesef çok geç saatlerde bu video yayınını yapmak durumunda kalmıştım. Sizlere söz verdiğim için birkaç günden beri de geciktiriyordum. Bu nedenle oldukça yorgun bir ses tonu ve çok yavaş bir tempoda sorularınıza yanıt vermek durumunda kaldım. Sabahın saat 5.30'ları civarında. Bugün biraz daha tempolu ve hızlı olmaya gayret edeceğim. Yaklaşık 25 adet soruya yanıt vermek için çaba sarf edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve genel olarak sorulmakta olan bir soru var ki neden eğitim toplantıları düzenlemediğim şeklinde. Başka arkadaşlar bu konuda çeşitli illerde bu tarz toplantılar düzenliyorlarmış. Benim de böyle bir toplantı düzenleme gibi bir niyetim olup olmadığı soruluyor. Değerli dostlar, ben borsa, viyop veya piyasalarla ilgili olarak verilecek eğitimlerin 3-5 saatte sınırlı bir şekilde olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani sizlere şu kadar ücret ödeyeceksiniz, şurada toplanacağız. Sabah 10'da başlayacağız. Akşam 4'e, 5'e, 6'ya kadar devam edecek 5-6 saatlik bir süre içerisinde çok fazla bir şey anlatmam mümkün değil. Bu eğitimlerin sizlere de çok büyük bir katkısı olabileceğini düşünmediğim için çok sınırlı konuların ancak anlatılabileceğini, bunların da fevkalade yeterli olmayacağını düşünmem nedeniyle bu tarz toplantıların çok faydalı olacağı kanaatinde değilim. Bu benim şahsi düşüncemdir, şahsi görüşümdür. Bu açıdan sizleri de yormak ve çok fazla karşılığını göremeyeceğiniz bir durum nedeniyle de paranızı açıkçası çarçur etmenizi istemiyorum diyeyim. Evet sevgili arkadaşlar, eğitim konularıyla ilgili olarak sizlerin sormuş olduğunuz bir başka husus ise özel eğitimler şeklinde bir çalışmam olup olmadığı soruluyor. Evet özel eğitimler vermekteyim arkadaşlar. Gerek birebir olarak gerekse İnternet üzerinden interaktif olarak da bir takım eğitimlerim mevcuttur. Bunu da açıklamış olayım. Bu konuda da oldukça fazla soru geliyor. Viyop işlemlerini nasıl öğrenebilirim? Kazançlı bir işlem midir? Değerli arkadaşlar, Viyop işlemleri öncelikle evet kazançlı bir işlemdir. Ancak Viyop işlemleri Forex işlemlerinde olduğu gibi kaldıraçlı yani 1'e 10 gibi kaldıraçların olduğu bir işlemdir. Bu kaldıraç sisteminde pek tabii ki kazanç oranı yüksek olduğu gibi terste kaldığınız zaman da aynı oranda zarar etme riskiniz bulunduğu için çok ama çok iyi öğrenmeden ve mümkünse uzunca bir süre demo programları üzerinde sanal işlemler yaparak bu konuda pratik kazanmadan Viyop işlemlerine başlamanızı çok sakıncalı ve çok tehlikeli görmekteyim. Nasıl öğrenebileceğiniz konusuna gelince bu konuda çeşitli aracı kurumların eğitim videoları bulunuyor. Bunları takip edebilirsiniz. Veya güvendiğiniz, inandığınız bir bilenden ders alabilirsiniz. Bu konuda kendinizi eğitebilmeniz adına birçok platform bulunmakta. Ama internet üzerinden birçok bilgiye de ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Bu açıdan bu olayı öğrenmenin en pratik yolu bu konuda düzenlenen, bu konuya özel olarak düzenlenen bir takım seminerleri takip etmek, ders almak veya dediğim gibi aracı kurumların veya çeşitli eğitim videolarını izlemek kaydıyla bunları öğrenebilirsiniz. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki konuyu tamamen kavramadan asla gerçek anlamda işlem yapmayınız. 50 bin dolar ile ne kadar short açılabilir, kazanabilir miyim? Sayın Gökhan Çilesiz Bey'in sormuş olduğu bir soru. Değerli kardeşim, 50 bin dolar gibi bir rakamla öncelikle bir hafta işlem yapmayı düşünüyorsanız bu konuyu çok ama çok iyi öğrenmiş olmanız gerektiğini hatırlatmış olayım. Sakın ola ki konuya tam anlamıyla vakıf olmadan böyle ciddi rakamlarla işlem yapmayınız. Bu bir. İkincisi, Biop'ta dolar için, Biop USD için bir kontrat bedeli 390 TL'dir. Daha önce 410 TL'ydi. Şu anda 390 TL'ye düşürüldü geçtiğimiz hafta itibariyle. Dolayısıyla bir kontratın 390 TL olduğundan yola çıkarak bu hususta hesabınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Sayın Emre Özcan Beyefendi, Merkez Bankası Biop'ta 5.58'den short yaparsa 5.29'a indiğinde nasıl kazanır, zarar etmesi gerekmez mi diyor. Emre Bey, sanıyorum ki siz Biop konusuna pek hakim değilsiniz. Merkez Bankası short işlemi yapıyor. Yani short işlemi yapmak demek şudur. Bu durumda
almış olduğunuz, daha doğrusu satmış olduğunuz enstrüman düştükçe para kazanacaksınız anlamına gelir. Short işleminin anlamı budur. Merkez Bankası şayet 5.58'den short işlemi yapmış ise bu durumda düşerse para kazanacaktır. Zira 5.29'a gelmiş ise önemli bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumda Merkez Bankası zarar etmez, kar etmiş olur. Çünkü short işlemi yaptığından dolayı. Evet, Standard & Poor's yıl sonu dolar-tl kuru beklentisini 5.60'a çekmiş. Sayın Tamer Demirel Bey'in sorusu. Bunun ne anlama geldiğini soruyor. Sevgili kardeşim, çeşitli aracı kurumlar çok farklı beklentiler açıklıyorlar. Kimi 5.90 diyor, kimi 6.50 diyor, kimi 8 diyor, kimi 10 diyor. Bu açıklamaları ben çok fazla kale almıyorum. Zira geçtiğimiz günlerde de bir yabancı kurumdan gelen bir habere göre de dolar-tl için 5 seviyesinin aşağısında 4.5'lar gibi rakamlardan bahsedilmiş. Bu tür söylemler kimi zaman kasıtlı olarak yapılmakta, kimi zaman afaki olarak yapılmakta. Bunlara çok fazla takılmanın bir manası olmadığı kanaatindeyim. Zira çok uç seviyelerdeki tahminlere de inanmıyorum. Çok aşağı seviyelerdeki tahminlere de inanmıyorum. Hepsinden de ötesi bunların adı tahmin olduğu için piyasada ne olup ne biteceğini, hangi unsurların, hangi etkenlerin piyasayı etkileyebileceğini bugünden bilmek ve kestirmek mümkün olmadığı için. 3 ay sonra ABD ile aramızdaki problemler hangi seviyede olacak? Veya 2 ay sonra Fed nasıl bir karar verecek? Bunlar gibi piyasayı çok derinden ve yakından etkileyebilecek olan mevzuları bugünden kesin olarak öngörmek mümkün olmadığına göre 2019'un sonunda dolar şu olur, bu olur gibi bir takım söylemlerde bulunmayı gereksiz bir şey olarak görmekteyim. Ve 2019'un sonunda veya 3 ay sonra doların şu bu olacağına inanıp da bu beklentiyle yatırım yapmanın da doğru olduğunu kabul etmiyorum. Dolarda belli seviyeleri takip etmek gerekiyor. Belli direnç noktalarını izlemek gerekiyor. O direnç noktaları aşıldıkça bir sonraki direnç şurası olur şeklinde bir hesap kitap yapılır ve bu şekilde yatırım yapılır. Ha, o bir X bir direnç noktasına geçemiyorsak, orayı aşamıyorsak bu durumda gerileme ihtimalinin tekrardan bir önceki desteğe doğru gerileme ihtimali dikkate alınır ve oradan ekstra pozisyon alınabilir veya al sat sistemi denenebilir. Eğer ki siz doların genel manada yükseleceğini düşünüyorsanız şu gün şu saatte bu olur veya 6 ay sonra bu olacak gibi beklentiler ile hareket ederseniz sürekli olarak yanılmak durumunda olursunuz. Uzun vadeli bir yatırımcı pozisyonuyla doların içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde birçok faktör gereği yükseliş eğilimi içerisinde olabileceği genel şablonuna inanırsanız bu durumda oluşan yükselişleri biraz daha mantıklı karşılar, biraz daha kolay beklentiler içerisinde bulunur, umutsuzluğa düşmemiş olursunuz diye düşünüyorum. Sayın Doçent Doktor Gülseren Karabay hanımefendinin bir sorusu var. Gümüş yorumu yapabilir misiniz diye sormuş. Sayın hocam, gümüş, altın ve diğer değerli emtialarla ilgili zannediyorum kısa bir süre içerisinde bunların da yorumlarına başlayacağım. Bu hususta çünkü sizin dışınızda Sayın Halis Tabak altın yorumunu sormuş. Bu konuda pariteyle ilgili olarak da gelen çok fazla sorular bulunmakta. Değerli madenler ve paritelerle ilgili olarak da kısa zaman içerisinde yorumların içerisinde veya ayrı analizler olarak bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Sayın Ahmet Şanlı Beyefendi altın düşer mi diye sormuş. Ahmet Bey, altın düşer mi? Elbette ki düşebilir. Ancak içinde bulunduğumuz konjonktür, özellikle dünya ekonomisinin ciddi şekilde bir sıkıntı yaşadığı bir süreçte, Almanya'nın veya Avrupa'nın içinde bulunduğu ciddi ekonomik sorunlar, Brexit mevzusu gereği AB ile İngiltere arasındaki önemli sorunlar, malum Çin ABD arasındaki gerginlikler vesaire, dünya genelinde ekonomi adına çok önemli sıkıntılar bulunuyor ve bu sıkıntıların bulunduğu süreçte her zaman için güvenli liman olarak kabul edilen altın flaş bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple içinde bulunduğumuz bu problemler ve sorunlarda kayda değer bir rahatlama olmadığı müddetçe altının güçlenmeye devam edebileceğini ve yukarı eğiliminin devam edebileceğini düşünüyorum. Zira ons altın için bu yıl 2019 yılı itibariyle mevcut yükselen trend devam etmek kaydıyla
1307 doların üzerinde tutunmak kaydıyla bu koşullar dahilinde 1400-1425 dolar aralığına kadar yükseliş ihtimalinin oldukça güçlü olduğu kanaatindeyim. Sayın Guti Hernandez beyefendi diyelim, daha sık parite analizi yapılmasını istemiş. Bu konuyla ilgili az önce yanıt verdim arkadaşlar. Parite ve emtialarla ilgili analizler vermeye başlayacağım. Sayın Sezer Karabul beyefendi, Euro TR'nin Brexit sorunu gereği seçim sonrası gevşer mi diye soruyor. Evet, Brexit meselesi Euro'nun önemli bir değer kaybı yaşamasına sebebiyet vermekte. Ancak Euro'nun değer kaybı yaşıyor olması özellikle Amerikan doları karşısındaki bir değer kaybını ifade etmekte. TL karşısında, yani Brexit sorununun direktmen Euro'nun TL karşısında da değer kaybedebileceği anlamına gelmediğini düşünmekteyim. Zira dolar ve Euro'nun TL karşısındaki gücü 3 aşağı 5 yukarı birbirine paralel oranlarda devam etmekte. Ama şahsım adına tabii ki Euro bundan etkilenecektir. Yıl sonu itibariyle veya belli bir süreç bazında baktığımız zaman dolar mı daha çok kazandırmış, Euro mu daha çok kazandırmış şeklinde baktığımızda belki yıl sonu itibariyle bu Brexit vesaire mevzuları veya ABD Avrupa'nın içinde bulunduğu genel problemler nedeniyle Euro'nun biraz daha zayıf kalma ihtimalinin olduğu kanaatindeyim. Bunu seçim sonrası veya seçim öncesi gibi bir kavramla ilişkilendirmiyorum. Genel manada Euro mevzu dünya genelindeki bir takım faktörlerle şekillendiği için doların Euro'ya karşı biraz daha güçlü olma olasılığını daha da fazla görmekteyim Sezer Bey. Evet, Sayın Tülay Kınacı hanımefendi, füze, Çin, Venezuela ve İran konularının dolar TL'ye etkisi ne olabilir şeklinde sormuş. Tülay Hanım, füze konusuyla ilgili olarak önceki videolarımda bir takım açıklamalar yapmıştım. Ancak bu hafta sonu, daha doğrusu bugün ekstra bir takım gelişmeler oldu. Bunu bu gece veya yarın aktaracağım, yani yeni haftaya başlamadan önce aktaracağım genel dolar TL analizinde ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek ve işlemek niyetindeyim. Ama genel bir ifadeyle gerek Çin meselesi, yani ABD ile olan, ABD ile Çin arasındaki meselenin kolay kolay çözüme kavuşabileceğini tahmin etmiyorum. Her ne kadar 1 Mart şeklinde bir tarih verilmiş olsa da bu tarihin esnetilebileceğini ve ABD-Çin arasındaki bu ekonomik savaş meselesinin daha çok su götüreceği kanaatindeyim. Füze mevzusu için de aynı görüşlerim devam ediyor. Bu konunun da kısa vadede çözülmesini beklemiyorum. Venezuela konusuna gelince, burada biliyorsunuz Amerika bizim bu ülkeyle yakınlaşmamızdan hiçbir şekilde hoşnut değil. Bu ülke ciddi bir altın zengini. Türkiye'nin de bu ülkeyle olan altın konusundaki bir takım işbirlikleri vesaireler gündemde. Yakın tarihte zannediyorum Çorum'da benzer bir konu gündeme gelmişti. Venezuela başkanının gelip de burada altın yatırımı yapılacağı veya altının işlenmesiyle ilgili bir takım konular. Bütün bu durumlar ABD'nin pek de hoşuna giden mevzular olmadığı için bu konuda bir gerginlik sebebi olarak yarın bir gün Trump'ın atacağı birkaç sert tweet de tekrardan gündeme gelebilir. İran konusu zaten malumunuz üzere çok uzunca bir zamandan beri devam etmekte olan ve kanayan bir yara şeklinde. ABD'nin yine ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Dolayısıyla özet bir ifadeyle bu gerginliklerin hepsi dolar TL adına kırılgan bir yapıya sahip olan TL'nin olumsuz etkilenmesi anlamına gelebiliyor. Bu konularla ilgili olarak yaşanabilecek herhangi bir gerginlik, tabii ki bu gerginliğin boyutu da çok önemli olmakla birlikte, herhangi bir gerginlik dolar TL'de bir takım hareketlenmelere sebebiyet verecek olan unsurlardır. Zira çok önemli bir süreçten beri görmekteyiz ki siyasi ve jeopolitik olan sıkıntılar ve sorunlar TL'nin kırılgan yapısı, Türkiye piyasalarının kırılgan yapısı gereği sürekli olarak etki görmekte. Bu sorunlar varken veya bu sorunların TL'yi güçlendirecek veya kuvvetlendirecek bir faktör olmadığını da rahatlıkla söylemek mümkün olacaktır. Ekonominin durumu gerçekten anlatıldığı gibi mi? Gerçek durum nedir? Arkadaşlar, bu sorunun cevabı aslında o kadar uzun ki, ama şahsi düşüncem itibariyle, biliyorsunuz zaten sürekli olarak yorumlarımdan da bu sonuçları çıkarıyorsunuzdur. Ekonominin durumunun gerçekten anlatıldığı gibi olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani planladığımız gibi her şey gidiyor, her şey yolunda. Hesaplarımız, kitaplarımız tutuyor, ne öngörmüşsek onlar aynen gerçekleşiyor gibi bir takım açıklamalarla çok toz pembe bir atmosfer yaratılıyor. Ama
Gerçek bu mu? Ha, çarşı pazar ekonomisi adına baktığımız zaman zaten gerçeğin bu olmadığını biliyoruz. Yani doların 7'lere doğru fırlamış olduğu bir süreçte bütün ürünlere ki doğalgazından, petrolünden vesaire vesaire elektriğinden her şeye 3 kere, 4 kere, 5 kere zam gelmiş olmasına rağmen bugün dolar 7'den 5'e düştü diye bu konuyu bir reklam malzemesi yaparken ama diğer taraftan bu 3-4 kere zam gelmiş olan ürünlerin hiçbirisinde bir düşüş yaşanmıyorsa bu durumda dolar düşse kime ne, çıksa kime ne gibi bir düşünce içerisine kapılmak durumunda kalıyoruz. Yani dolar düştüyse vatandaşa bir fayda sağladı mı? Hayır, hiçbir şekilde bir fayda sağlamadı. Her şeyin fiyatı yine o 7'ler 8'ler seviyesine göre entegre edilmiş durumda ve emin olunuz ki yarın dolar örneğin 6-6 uçağı fırladığı zaman bir kat iki kat daha zam geleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmaz. Efendim Ocak ayında bütçemiz fazla vermiş. Bu ekonominin çok iyiye gittiğine dair çok önemli bir sinyalmiş. 5.1 milyar dolar civarında bütçemizin fazla verdiği söyleniyor. Arkadaşlar doğrudur. Ekonomi Ocak ayında 5.1 milyar dolar fazla verdi. Fakat bu fazla verme nasıl oldu biliyor musunuz? Yani üretim mi yaptık? Çok iyi ticaretler, çok iyi ekonomik kararlar yaptık da veya işte mevcut üretimlerimiz sonrasında yurt dışına çok muazzam satışlarımız söz konusu oldu da bu şekilde mi ekonomimiz, yani ürettik de mi bu 5 milyar doları kazandık? Hayır arkadaşlar, hepinizin çok yakından bildiği üzere yakın tarihte Merkez Bankası'nın karı hazineye devredildi. Ve her yıl yapılmakta olan bu işlem genellikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılıyorken alınan özel bir karar ile Ocak ayında bu paranın, Merkez Bankası'nın karının hazineye devredilmesi kararlaştırıldı. Ve arkadaşlar 37 milyar TL Merkez Bankası tarafından hazineye erken bir ödeme yapıldı. Nisan ayında yapılacak olan ödeme Ocak ayında yapıldı. Yani değerli dostlar, hükümet bu konuda alacağı karı daha erken bir şekilde alma ihtiyacını, gereğini hissetti. Niçin? Paraya ihtiyacı olduğu için. İşte sevgili arkadaşlar, bu 37 milyar TL para geldiği için biz 5.1 milyar dolar bir bütçe fazlası verdik. Bu para gelmeseydi ne olurdu? Yaklaşık 30 milyar civarında bütçemiz açık verecekti. Bir diğer yandan da imar barışından dolayı gelen bir miktar para var. Ha arkadaşlar, bunlar oldu bitti. Bu paralar geldi ve bu paralar ikinci ayda gelmeyecek veya 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra tekrar tekrar düzenli olarak gelecek paralar değil. O halde bu paralar seçimler öncesinde geldi, bugünlerde geldi ve şu an bütçe fazla vermiş olabilir. Peki yarın ne olacak arkadaşlar? Mart ayında ne olacak? Mart'tan sonra ne olacak? Hangi kaynakları bir şekilde kullanmak durumunda kalabileceğiz? Yeni bir kaynak yaratabilecek miyiz? Bir önceki videomda da ifade ettiğim gibi, evet vergiler gelecek, evet şuna buna zam gelecek ama sadece ve sadece vergilerle oluşan bu büyük deliğin kapanması çok zor. Niçin zor biliyor musunuz? Bakınız arkadaşlar, ÖTV ve KDV indirimleri yapıldı değil mi? Piyasayı rahatlatmak ve canlandırabilmek bakımından. Arkadaşlar, vergi gelirlerimiz %11 oranında düşmüş. ÖTV ve KDV indirimleri gereği sadece bu bazda bakacak olursak, KDV gelirlerinde %21'lik bir düşüş var. ÖTV gelirlerinde ise yaklaşık %24-25'lik bir düşüş var. Seçimlerden sonra pek tabii ki bu vergiler kaldırılacaktır. Yani bu vergi indirimleri kaldırılacaktır. Ama bu kez de ürünlerin fiyatları bir anda %20-25 artmış olacağı için zaten halk doğru düzgün tüketmemek adına bir çaba içerisinde satışların iyice düşebileceği ihtimali var. Bugün yapılan bir açıklamaya göre BDDK kredi kartlarının taksit oranlarını, tüketici kredilerinin işte taksit sayılarını 36 aydan 60 aya çıkaracakmış. Efendim, kredi kartları ile ilgili 6 aylık taksit imkanı 12 aya çıkarılacakmış. Arkadaşlar, bunlar tüketime teşvik. Kabul ediyorum, bazı şeylere, bazı ürünlere daha kolay erişebilme imkanını sağlayacaktır belki ama yani insanlarımızda da çok olağanüstü, limitsiz kredi kartları bulunmuyor ki. Aldı 10.000 TL'lik bir nesneyi, kredi kartının limiti tamam burada tıkandı. Ve 10 ay boyunca, 12 ay boyunca bunun ödemesini yapmak durumunda kalacak. Yani bu imkanın oluşmasıyla birlikte harcamalar belki biraz artacaktır ama bu kez önümüzdeki aylara yönelik olan gelirler de bir şekilde ipotek altına alınmış olduğu için bir yere kıpırdayamayacak duruma gelecektir. Dolayısıyla bunların gelip geçici çözümler ve tedbirler olduğunu düşünmekteyim
Ve bir kere daha söylemek istiyorum ki sevgili arkadaşlar, Ocak ayındaki cari fazlamızın, bütçe fazlasının kesinlikle ve kesinlikle üretim sonrasında oluşmadığını ve Merkez Bankası'ndan gelen hazinenin payının bu konuda çok önemli bir rol oynadığını aklınızdan asla ve asla çıkarmayınız ve sürekli olarak şunu sorunuz. Seçimlerden sonra bu ekonomik sorunlarımızı giderebilmek için ek kaynak nasıl bulunacak? IMF'ye gitmeyeceğiz deniyor. Gidecekler, gitmeyecekler, o ayrı bir konu. IMF'ye gidilmeyecekse. Efendim Katar'dan şu kadar para gelecekmiş. Değerli arkadaşlar, Katar'dan gelecek para 6 aydır gelecek, 1 senedir gelecek. Sürekli olarak geleceği söyleniyor. Ortada herhangi bir şey yok. Bunlar tamamıyla ve tamamıyla bana biraz bakkal hesabı gibi geliyor. Tabirimi hoş görünüz. Evet. Sayın Ümit Bilge Doğan beyefendi, yapısal bir düzenleme olmadan dolar aşağı gelmez diyor ve Türk halkı bu kadar dolar alıyorsa dolar neden yükselmiyor diyor. Ve Ümit Bey'in sorusunda hatırladığım kadarıyla yabancı 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolar aldığı zaman dolarda bir yükseliş oluyor ama hane halkı bu kadar ciddi dolar almasına rağmen dolar neden bu kadar hareketlilik yaşamıyor şeklinde sorusunun devamı vardı. Ümit Bey haklısınız, yapısal bir düzenleme olmadan, kalıcı reformlar olmadan, üretim olmadan sadece ve sadece bu anki mevcut olan çözümler ve çarelerle bir yere varılamayacağına ben de sizinle birlikte katılmaktayım. Radikal çözümler gerekiyor. Türk halkının bu kadar dolar alıyor olmasına rağmen doların yükselmiyor olmasındaki en önemli faktör şu. Değerli arkadaşlar, evet Türk halkı dolarize oluyor. Son 18-19 haftadır her hafta bir önceki haftadan daha da fazla dolar almış. Düştükçe daha da fazla almış. Şimdi doları Türk halkı nereden alıyor? Genellikle bankadan alıyor. Bankaya gidip de bu doları fiziki olarak talep etmiyor. Diyor ki benim hesabımda 10.000 TL var. 10.000 TL karşılığında dolar almak istiyorum diyor. Ve banka işlemini yapıyor ve ona bir dolar hesabı açıyor. Genellikle uygulama böyle. Dolar hesabı açıyor ve bankanın kaydında o kişi dolar almış görünüyor. Ama banka gerçek anlamda o kişinin doları talep etmediği için kaydi olarak kağıt üzerinde, defter üzerinde bir dolarının olduğunu olduğuna dair bir işlem yapmaktan ona bir nevi sanal işlem diyelim buna. Tabii ki kayıtlarda sanal değildir, ayrı bir konu ama o kişi bu doları almakla doları fiziken alıp da cebine koymuyor. Büyük çoğunluğu bu şekildedir arkadaşlar. Hepimiz dolar alıyoruz. Aldığımız zaman da bankadan bunu talep etmiyoruz. Paramızı dolara çeviriyoruz veyahut da diyoruz ki bu bankada kalsın diyebiliyoruz. Genellikle ve çoğunlukla işlem böyle yapıldığı için fiziki olarak ortada dönen bir dolar yok. Alınan satılan bir dolar yok. Sadece rakamlar üzerinde paranın bir değişimi söz konusu. Hal böyle olduğu için de fiziken bir nesneye yani dolara talep olmadığından dolayı piyasadaki dolar miktarında herhangi bir sorun yaşanmıyor ve banka ne yapıyor bu durumda? Sizlerin dolara çevirmiş olduğunuz TL'niz veya bir başka bir paranız olduğu zaman bankada oradaki parayla gidip dolar almayabiliyor. Ne yapıyor? O da bir şekilde örneğin dolar konusunda biyopta işlem yapıyor. Kendi düşüncesine ve mantığına göre doların düşeceğini veya yükseleceğini hesap etmek kaydıyla o da yine TL ile işlem yapıyor. Biyop işlemleri de biliyorsunuz TL olarak yapılmakta. Veya farklı bir şeye yatırım yapıyor. Dolayısıyla dolara fiziki bir talep olmadığı için kaydi olarak dolar alınıyor ve de satılıyor olduğundan dolayı doların Türk halkının bu miktarda alım yapıyor olması sebebiyle bu alım ilgisinden dolayı yükselmemiş olması normal olarak karşılanmalı. Yine Sayın Ümit Bey'in bir başka sorusu, bankalarda açılan döviz mevduatlarının reel karşılığı var mıdır? Bankalarda 160 milyar dolar var mı? Az önce vermiş olduğum soruya vermiş olduğum yanıt bu konuyu da içermekte. Arkadaşlar ben eğer ki 160 milyar dolar civarında hane halkının doları var görünüyorsa ben bankalarda 160 milyar doların fiziki olarak var olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Zira evet 160 milyar dolar karşılığında bir parası olabilir ama dolar olarak bu paranın banka kasalarında mevcut olmadığını düşünmekteyim. Evet kaydi olarak böyle bir rakam olabilir. Herkes de bir anda gidip bu parayı bir anda çekmeyeceği için bankalarda bu anlamda doları fiziki olarak kasalarında tutma gereğini hissetmeyebiliyorlar. Efendim Sayın Ali Can Beyefendi,
2018'den itibaren ülke battı deniyor ama batmadık halen. Yabancı borsaya giriyor, dolar yükselmiyor ve iflaslar artıyor. Bu bir çelişki değil midir? Arkadaşlar, bir ülkenin batması öyle 3 günde, 5 günde, 10 günde olacak olan bir olay değildir. Batmak demek tamamıyla iflas etmek anlamına geliyorsa henüz iflas etmediğimiz bir gerçektir. Ama ekonomimizin kötüye gittiği, gittikçe daha da sıkıntılı bir sürece girdiğimiz bir gerçektir. Bir çözüm net bir çözüm bulunamadığı müddetçe her geçen gün daha kötüye gideceğiz. Buradaki battı ifadesi tamamen iflas ettik. Yani bir Yunanistan örneğinde olduğu gibi borçlarını hiç ödeyemeyecek duruma gelmek noktasında değiliz. Ama gittikçe durumumuz net çözümler olamadıkça oldukça kötü bir noktaya doğru gidiyor. İyi bir durumda değiliz. Bu sebepten dolayı battı ifadeleri kullanılmakta. Borsaya yabancının geliyor olması ve doların yükselmiyor olması konusuna gelince, borsaya yabancı her zaman gelebilir, düşük bulduğu zaman gelebilir. Hele hele bizim ülkemiz gibi istedikleri gibi kontrol altında tutabildikleri, diledikleri an indirip kaldırabildikleri bir borsa varken rahatlıkla gelirler arkadaşlar. Kontrol ellerinde, %65-66 gibi bir orana hükmediyorlar. Kontrol tamamıyla onların ellerinde olduğu için tabii ki gelirler, tabii ki 89 bin, 90 binden girerler, 105 bin, 106 bin, 110 bin lira kadar götürebilirler ve buradan da çok güzel bir şekilde kazançlarını alırlar. Doların bu borsanın özellikle yükseldiği bir süreç içerisinde pek önemli bir atak yapmamasındaki, yükselmemesindeki bir neden olarak da yabancı doğal olarak parasını doları bozdurmak kaydıyla TL'ye çeviriyor ve TL'ye çevirdikten sonra da hisse senedi alıyor. O dönemde 1,5 milyar dolar civarında bir borsada alım yaptığını biliyoruz ve bu süre içerisinde bu miktarda bir doları bozdurmuştur ve ilgisini borsaya yoğunlaştırdığı için TL'den para kazanmak gibi bir düşüncesi an itibariyle çok fazla olmadığı için borsaya ilginin olduğu, borsada yükseliş eğiliminin olduğu süreçte doların çok da hareketli olmamasını normal karşılamak gerekiyor. Evet, iflaslar artıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor ama yabancı bunlarla çok fazla ilgilenmez. Yabancı kısa süreli olarak borsaya girer, belli bir miktarda karını alır ve çıkar. Tabii ki her yabancı böyle hareket etmez. Kimi yabancı da belli seviyelerden alır, 2 sene, 3 sene bekleyebilir. Eğer 2-3 sene sonrasına yönelik olumlu beklentileri varsa. Ama şu anda yabancının kalıcı olarak borsada olduğunu düşünmüyorum. Sadece 88-89 binlerden bir atak başlattılar ve bu süre içerisinde gelişen ülkelerin hemen hemen birçoğunda bir kazanç elde etmek, bir gole vurmak diyelim biz buna, bir süreç yaşıyorlar. 16 yılda 4,5 trilyon vergi toplanmış ama 550 milyar TL yatırım yapılmış. Köprü, yollar vesaireler, ihaleler ile yapıldı ise bu para nereye gitti diyor Sayın Sevim Kafe 6 şeklinde bir kullanıcı adı olan arkadaşımız. Evet, çok ciddi vergiler toplandı. Yatırımlar çok yüksek miktarlarda olmamış olabilir veyahut da çok yüksek meblağlı yatırımlar, köprüler, yollar gibi büyük yatırımlar ihalelerle yapıldı, işte devlet modelleriyle yapıldı vesaire vesaire. Arkadaşlar, bu aradaki farkın nereye gittiği konusu son derece açık. Lüks harcamalar, gereksiz harcamalar ve dışarıdan alınmış olan çeşitli borçların faizleri ve tabii ki bütün bunların içerisinde yanlış yatırımlar diyelim bu sonucu doğurmuştur. Yani toplanan vergilerin içerisinde %10'luk bir kısmının yatırım yapılmış olması ve geri kalan yatırımlarında köprüler, yollar vesaireler gibi unsurlarında hep yapıştet devlet modeliyle farklı firmalara ihale edilerek yapılmış olması devletin kasasından, cebinden herhangi bir şeyin çıkmadığı sonucunu doğuruyor. Çok haklısınız. Bu aradaki fark nereye gitti sorusunun yanıtını vermek çok mümkün değildir. Bunu da benim vermem tabii ki pek de mümkün olamayacaktır. Ama çok net bir şekilde görünen tablo şu ki gereksiz harcamalar, gereksiz yatırımlar, üretime dönmeyen, bugün yapılan yatırımın ardından karlı ve kazançlı bir şekilde bu yatırımların ek kaynak yaratmıyor olması ve hepinizin de çok iyi bildiği üzere köprüler ve yollar adına bir takım ihaleler yapılmış olabilir ama şu kadar araç geçecektir şeklinde vermiş olduğumuz taahhütler, bu taahhütlere bağlı olarak geçmeyen araçların parasını da ödemek mecburiyetinde kalınmış olması, arkadaşlar hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bu manada toplanan paraların bu gibi yanlış noktalara yönelmiş olmasıyla bir şekilde erimiş olduğu sonucuna varabiliyoruz. Evet, Sayın
Adam Konrad mı diyelim, Adam Konrad mı diyelim bilmiyorum. Benim cahil millete dolar pompaladığımı iddia etmiş. Değerli kardeşim diyeceğim sana, senin seviyene inmeyeceğim. Ancak şunu bilmeni isterim ki ben dolar analizi yaparım. Hiçbir zaman içinde hiç kimseye dolar al, dolar şuraya gidecek, dolar 10 olacak, 8 olacak, şu tarihte şu fiyatı görecek şeklinde bir kelime hiçbir şekilde zikretmedim. Ben doların teknik durumunu yorumlarım, gidişatını yorumlarım ve bu hususta doların hangi koşullar altında yükselme ihtimalinin mevcut olduğunu dile getiririm. Eğer içinde bulunduğumuz koşullar doların yükselme ihtimalinin ön planda olduğunu ifade ediyorsa ve ben buna inanıyorsam ben dolar için olumlu konuşurum. Ama ne zaman ki içinde bulunduğumuz koşullarda bir iyileşme olur, TL'nin ve Türkiye ekonomisinin güçlendiğine kanaat getirmeye başlarım, işte o zaman dolar TL'nin aleyhinde konuşmaya başlarım. Ben kimseye dolar falan pompalamıyorum. Benim gücüm de buna yetmez. Ve her zamanda şunu söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, beni de dinleyiniz. Başka insanları da dinleyiniz. Ama son kararı kendiniz veriniz. Son kararı kendiniz veriniz. Ve bir kez daha belirtmek istiyorum ki bugüne kadar asla ve asla dolar alın veya dolar satın kelimesini kullanmadım. Dolar şu gün şu saatte şu olacaktır, bu olacaktır gibi de afaki yorumlarda, tahminlerde, kehanetlerde bulunmadım, bulunmayacağım da. Ve lütfen kelimelerinize dikkat ediniz. Her zaman bu kadar nazik ve kibar olmayacağımı da biliniz. Sayın 123 Gen kullanıcı adlı arkadaşımız, borsada yabancı çıkışı en çabuk nasıl anlaşılabilir şeklinde bir soru yöneltmiş. Borsada yabancı çıkışını en çabuk anlayabilmenin yegane yolu bankaları izlemektir arkadaşlar. Eğer bankalarda birkaç gün üst üste para çıkışı görüyorsanız, yüklü miktarda para çıkışları başladı ise bu durumda yabancılar ilk önce bankalara yönelirler. Çünkü bankalar daha likittir, bankalardan daha yüksek miktarda alım yapma imkanları vardır. Dolayısıyla endeksi yükseltebilmenin en pratik yolu bankalara ilgi göstermek olduğuna göre ilk önce de bankalardan çıkış eğilimine gireceklerdir. Dolayısıyla bankaları yakından izlerseniz ve takip ederseniz borsada yabancı çıkışının başlamış olabileceği konusunda en yakın bilgiyi alabilirsiniz. Tabii ki bir de eğer imkanınız bulunuyorsa yabancı takas oranı grafiklerini takip etmek suretiyle, gün be gün takip etmek suretiyle bu çıkış eğiliminin var olduğunu izleme şansınız olabilecektir. Efendim Sayın Cüneyt Bey demiş ki yabancı üç kağıtçıdır, KY'nin küçük yatırımcının malına çöküyor. Değerli kardeşim bir kez şu mantıktan kurtulalım. Yani yabancı şu atraksiyonu yapıyor, şu dalavereyi çeviriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Eğer ki yabancının bu tarz davranışlar yaptığından rahatsızlık duyuyorsanız bu durumda borsada olmamak lazım. Şartlar bu. Yabancının bir şekilde borsada hangi tür adımları attığı, alıyor görünüp diğer taraftan sattığı veya satıyor görünüp de bir başka kurum tarafından mal topladığı gibi birçok taktikler denediğini biliyorsunuzdur veya ben sizlere zaman zaman bunları anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar oyunun kuralı bu. Bu kuralı sizin değiştirme şansınız var mı? Yok. Kendimize özel yeni kurallar tahsis ettirme imkanımız var mı? Yok. O halde saha ve zemin bu ise, biz bu saha ve zeminde top oynamaya niyetliysek artık bir şeylerden şikayetçi olmamızın da çok bir anlamı yok. Evet şikayetçi olalım. Bir takım düzenlemelerin daha da şeffaf olması adına bir takım kuralların ve kaidelerin gelmesi, yerli yatırımcıyla yabancı yatırımcının eşit şartlar altında yatırım yapması elbette ki istenilen ve arzu edilen bir şeydir. Bu konuda sesimizi yükseltelim. Hay hay. Ama hem borsa içerisinde olup hem bu piyasada alım satım yapıp bunları biliyor olmanıza rağmen bunlardan kalkıp da şikayetçi olmanın da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bunlardan çok önemli rahatsızlıklar duyuyorsak bu platformda olmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet Sayın 123'ten kullanıcı isimli arkadaşımızın bir daha sorusu daha bulunuyor. Yabancı dolar bozuk hisse sattıysa diyelim ki %30 kazançla hisse sattığında bozduğu doları aynı fiyattan alabilme garantisi var mı? Elbette ki yok. Yani yabancı atıyorum 5.20'den dolar satıp da hisseye girdiyse %30 oranında bir kazanç sağlamış iken yarın dönüp de 5.30'dan dolar alsa ne olacak ki? %30 zaten kazanç sağlamış. Zaten bir şekilde
kendisi çok yoğun bir ilgi göstermediği için dolar önemli bir yükseliş yaşamıyor. Varsın doları sattığından %2, %3, %4 daha pahalı alsın. %30 zaten senetten para kazanmış. Buradaki önemli olan husus bir şekilde daha çok nereden kazanabilirimin hesabını yapmış ve o hesaba bağlı olarak da hisse senetlerinde daha yüksek bir kazanç elde edebileceğini hesabını yapmış. Yani arkadaşlar bu konuda yabancı hesabını kitabını çok net bir şekilde yapar. Zararlı olabileceği, eğer bir enstrüman değiştiriyorsa, bir farklı yola giriyorsa, terk etmiş olduğu yoldan sonra yeni girdiği yolun kendisine ne kazandıracağını ve terk etmiş olduğu yolun da ne kaybettireceğinin hesabını çok doğru bir şekilde yapar. Efendim Sayın Emin Aydın Bey, hiç alsat yapmamış birisine ve küçük yatırımcıya ne önerirsiniz diye soruyor. Öncelikle ilk önereceğim şey, piyasanın ne yapmaya çalıştığını anlayabilecek kadar bir ekonomi bilgisine sahip olun. Yani bu hususla piyasada hangi etkenler ekonomiyi etkiliyor ve eğer bir hisse senedi yatırımı yapacaksanız almayı düşündüğünüz hisseyi nasıl tanıyabileceğinizi öğrenmelisiniz. Ezbere onun bunun dediği bir senedi 3'ten al 5'e gider, 3'e katlar, 6'ya katlar, şu kadar süre içerisinde şu kadar prim yapar gibi afaki olarak söylenen rakamlar, hedefler, bunlar hiçbir şekilde sizlerin aldanmaması gereken olaylardır. Lütfen ve lütfen, özellikle ve özellikle bütün yatırımcılar için söylüyorum arkadaşlar. Birilerinin söylemiş olduğu bilgiye dayanarak değil, siz kendi bilginize dayanarak bir şeyler yapmaya çalışınız. Ve her nasıl öğreniyorsanız bilmiyorum. Ama bir şekilde bu konular hakkında, hisse senedi alımı satımı konusunda, nasıl alınır, hangi seviyeden alınır, nereden satmak lazım, bir hissenin hangi özelliğine bakmak lazım veya aldıktan veya alım aşamasında o hissenin hangi seviyelerine önem vermek gerekiyor, nerede alınır, nerede satılır, nerede stop loss yapılır, bu kavramları çok ama çok iyi öğrenmeden lütfen alım satım yapmayınız. Bir cep telefonu dahi alacak olsanız belki bir hafta araştırma yapıyorsunuz. Onlarca telefon arasında kıyaslama yapıyorsunuz. Onun şu özelliği var, bunun kamerası böyle, bunun şuyu böyle, bunun buyu böyle. Peki arkadaşlar 30 bin, 50 bin TL'lik alım yapacağınız zaman bir kişinin ağzından çıkan bu hisse iyidir, şu seviyeye gidecek şeklindeki bir olaya nasıl bu kadar çabuk inanıp da iki tane tuşa basarak derhal alım yapabiliyorsunuz? Ve nasıl bu kadar kolay bir şekilde %5-10 gibi zararlara tahammül edebiliyorsunuz? Yazık değil mi paranıza? Ne olur? Eğitime, bir şeyleri öğrenmek adına ödemeniz gereken bir bedel varsa bunu mutlaka bir ödeyiniz. Bakınız zaman zaman Matrix programından bahsediyorum. Zaman zaman Borsa Pivot isimli bir siteden bahsediyorum. Birçok veri hiç analiz yapmasını bilmeyen insanların dahi kolaylıkla bu sitede iki tuşa basarak hangi hisseye para girmiş, hangi hissenin pivot seviyesi nedir, bütün şeyleri önünüzde görebiliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki efendim paralı. Değerli arkadaşlar, yani neden bu kadar bedava, hani tabirimi hoş görün, hiç para vermeden, hiçbir şekilde emek sarf etmeden bir şeyleri edinmeye çalışıyorsunuz. Bedava bilginin, ücret ödemeden kıymetli ve değerli şeyleri kazanmanın asla ve asla size bir faydası olmayacaktır. Yani hangi analiz programıyla çalışırsanız çalışın, hangi eğitimciden eğitim alırsanız alın, inanın ki ve inanın ki oradan alacağınız bilgiler önce sizi kayıp konusunda kurtaracaktır. Ardından da kazanmanıza vesile olacaktır. Siz bir taraftan ayda 100 TL vermeyi veya 200 TL vermekten kaçınırken diğer taraftan sadece ve sadece bir hisse senedinde 2 dakika içerisinde 300-500 belki de daha büyük rakamlar kaybediyorsunuz. Veya stop loss yapmak durumunda çok ciddi zararları sineye çekmek durumunda kalıyorsunuz. Yani bunun muhasebesini lütfen yapınız. Emin olun ki siz kazançlı çıkacaksınız. Uzun vadeli borsa yatırımı nasıl yapılır? Sayın Adem Tuzcu Bey'in sorusu. Uzun vadeli borsa yatırımı öncelikle borsanın olabildiğince düşük olduğu seviyelerinden yapılır. Gidip de şu an 105 binler civarından borsaya yatırım yapmanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Uzun vadeli yatırım demek zamanı bol olan insanların yapacağı bir işlemdir. Piyasanın oldukça düşük olduğu, endeksin dip yaptığı veya belli hisse senetlerinin en düşük seviyelere, dip seviyelere geldiği veya dip olarak kabul edebileceğimiz düşük seviyelere geldiği noktalarda yatırım yapmak uzun vadeli yatırımdır. Ve tabii ki uzun vadeli yatırım yapmak için her düşük olan senedi uzun vadeli bir görüşle dikkate alarak almak da doğru değildir. O hisseyi incelemeniz, gelecekteki yatırımlarını atıyorum 3 sene 5 sene sonra
ne olabileceğini, yani büyüme eğiliminin, piyasaya olan hakimiyetinin, sektöre olan hakimiyetinin ne olabileceği gibi konuları araştırmalı ve bir de temettü verimi var mıdır, yok mudur? Yani temettü verimi uzun vadeli yatırımcının çok önemseyeceği bir noktadır. Temettü verimi konusuna da önem vermeli. Bu kriterleri araştırdıktan sonra piyasanın ve de hisse fiyatlarının olabildiğince düşük olduğu anlarda uzun vade için birikim yapmak düşünülebilir. Sayın Cafer Bey, algoritmik sistemler ve matris kullanımı hakkında bir soru yöneltmiş. Algoritmik sistemler, evet, artık dünyada bir robot uygulaması başladı. Önceden belli yazılımlar hazırlanıyor. Hisse şu seviyeye geldiği zaman şu kadar miktar alım yapılsın, şu seviyeye düştüğü zaman da derhal satılsın, satış yapılsın şeklinde. Daha hızlı ve duygulardan ırak bir şekilde, duygulardan uzak bir şekilde bir trade mantığı oluşturulmaya çalışılıyor. Arkadaşlar, bu konuda söyleyebilecek çok bir şey yok. Yani çok iyi bir formülünüz vardır ki mükemmel bir formül hiçbir zaman için düşünülemez. Yani her zaman doğruları yaptıran, her zaman doğru kararlar veren bir formül henüz icat edilmiş durumda değil. Bu konuda bir takım insanların ben şu formülü ürettim, bu formülle şu kadar kazandım, ettim, eyledim şeklindeki sizleri kandırmaya yönelik tavır ve davranışlarına karşı da çok ama çok dikkatli olunuz. Ama dediğim gibi hiçbir sistemin %100 başarı sağlama imkanı ve ihtimali mevcut olmamakla birlikte belli formülleri sizin karar vermekle zorlandığınız anlarda sistematik bir şekilde al ve sat uygulamasını yaptırtacak şekilde Matrix programına belli formüller tanımlamanız mümkündür. O sizin portföyünüzde, sizin tanımlamış olduğunuz miktarlar dahilinde belli kurallar ve koşullar gerçekleştiği zaman alır, yeri geldiği zaman stop loss yapar veya satış yapar. Ama bu tür formülleri bir demo unsuru olarak, bir sanal ortamda denemenizde, test etmenizde yarar bulunuyor. Şu kişinin veya bu kişinin 1000 dolar, 2000 dolar, işte şu kadar iyi para kazandırdı, şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu şeklindeki reklamlarına aldanmadan önce muhakkak ve muhakkak surette o sistemi 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün her neyse test edin. Kanaat getiriyorsanız o zaman belli bir rakam ödeyerek alabilirsiniz. Sayın Muhittin Savaş Beyefendi, bu tempoya nasıl dayanıyorsunuz diyor. Şahsıma yönelik bir soru. Değerli kardeşim, yıllardır tempo budur. Yıllardır çok ciddi bir çalışma temposu içerisindeyim. Geceleri yaklaşık 3-4 saatlik bir uykum ancak olabiliyor. Alıştı artık. Bünye de alıştı, vücut da alıştı. Gece 3'ten önce asla uyumuyorum. Görüyorsunuz zaten analiz ve sorularınıza vermiş olduğum saatler itibariyle. Dolayısıyla bu artık bir alışkanlık haline geldi. Çalışmayı seviyorum. Sorumluluk sahibi olarak adım atmayı seviyorum diyeyim. Aracı kurum önerisi istiyor Sayın Uğur Karayiğit Beyefendi. Sevgili arkadaşlar, aracı kurumlar içerisinde aracı kurumların SPK lisanslı olması çok büyük bir önem taşıyor ve SPK lisanslı olan aracı kurumlar devlet garantisi altındadır. Ancak her aracı kurumun teknik altyapısı aynı değildir. Kimi aracı kurum teknik altyapısına çok daha büyük bir önem vermiştir. Daha hızlı sistemler kullanmaktadır. Yatırımcının işlemlerini çok hızlı bir şekilde borsaya iletebilmektedir. Veya farklı işte para transferleri, şunlar bunlar gibi ilişkilerinizde çok daha seri davranıyordur. Ama bunların hepsinden öte, bir herhangi bir kurum ismi veremeyeceğim çünkü bu etik olmayacaktır. Biraz da reklama girecektir. Bu nedenle aracı kurumlar konusunda diğer arkadaşlarınızla, üyelerle bir istişare içerisinde bulunursanız, kullanıp da memnun kalan insanlar, ben kullanıyorum ve çok memnunum diyebilen insanların önerilerini dikkate alırsanız daha yararlı olacaktır. Aracı kurumlar konusunda dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da sadece ve sadece teknik altyapının iyi olması yeterli değildir. Bir aracı kurumun bana göre en önemli özelliği yatırımcısını koruyor mu, korumuyor mu? Gerektiği zaman arayıp da siz şu hissedesiniz veya piyasanın gidişatı önümüzdeki günlerde şu durumda veya ABD'den gelecek olan şu verinin olumsuz gelme ihtimali var veya gelen bu veri piyasaları olumsuz etkileyebilir şeklinde sizi uyarıyor mu, uyarmıyor mu? Yani sadece komisyon alarak yapmış olduğunuz işlemlerden komisyonu cebe indirip de sizin işlem yapmanıza uygun bir platform sağlıyorsa
Bu durumda bu aracı kurum sizin arkanızda yer almakta olan bir kurum değildir. Aracı kurumları eğer ki komisyon ödüyorsanız arkadaşlar, ödemiş olduğunuz bu komisyonun sadece ve sadece karşılığı işlem yapmanız için size uygun platform vermesi değildir. Aracı kurum size cevap vermek zorundadır. Her sorunuza yanıt vermek zorundadır. Aradığınız zaman şu hissenin durumu nedir, bu hissenin durumu nedir, neden indi, neden düştü şeklinde bir soru sorduğunuz zaman buna cevap vermeleri gerekiyor. Sizi bilgilendirmek durumunda. Siz bu aracı kuruma gittiyseniz, orada işlem yapıyorsanız bu haklara da sahipsiniz. Ve bir hususu tekrar hatırlatayım. Birçok arkadaşım bilmiyor bunu. Eğer işlem hacminiz yüksek ise aracı kurumlarınızdan mutlaka ücretsiz olarak veri analiz programı talep ediniz. Matrix veya başka platformlar var. Bana bir analiz programı tahsis edin. Bunu da ücret ödemeksizin istiyorum. Telefonuma mobil uygulama olarak kullanmak istiyorum veya bilgisayarımda kullanmak istiyorum diye talepte bulununuz. Belli bir limitin, bu limitleri bilmiyorum ama birçok arkadaşımın bu limitlerin üzerinde işlem yaptığını biliyorum. Muhakkak surette talepte bulununuz, sorunuz. Ben bu konuda sizden ücretsiz olarak veri ve analiz programı kullanmak istiyorum deyiniz. Sayın Bilge Özçelik Ergül, seçimlere kadar borsa öngörümün ne olduğunu sormakta. Değerli kardeşim, borsayla ilgili olarak çok büyük ihtimalle yarın önemli bir analiz aktaracağım. Birkaç kelimeyle buna cevap vermem mümkün olamayacağı için yarınki analizimde ayrıntılı olarak cevabını bulabileceksiniz. Sayın Turgut Suzel Beyefendi, bugünkü kura göre 5.80'lik kur yaklaşık %10 artış anlamına geliyor. Seçim tarihinde 5.80'lik kur zayıf bir kur mudur diye soruyor. 5.80 ifademi bir kez daha açmak istiyorum arkadaşlar. Dünkü analizde en fazla 5.80'e kadar yükselebilir demiştim. Ama bunun anlamı seçimlere 2 gün kala dolar TL'nin 5.80 olacağı şeklinde olmamalı. Eğer yükseliş trendi ve eğilimi devam ederse en fazla 5.80'e kadar çıkarız. Oradan da daha öteye gidemeyiz şeklinde bir öngörümü dile getirmiştim. Velev ki 5.80 olduğunu düşünelim. Bu durum kur için bir zayıf bir kur mudur ifadesini kullanıyor. Elbette ki zayıf bir kurdur. Yani kurun kalkıp da normal şartlar altında 3.5'lardan 7'lere çıkması, ardından tekrar 5'lere doğru geri çekilmesi, yani 5'in üzerinde 6'lar seviyesinde bu civarlardaki bir TL'nin ucuz olduğunu düşünmek tabii ki mümkün olamayacaktır. Her yükseliş 10 kuruş da olsa, 50 kuruş da olsa TL'nin bir kademe daha zayıfladığı anlamına gelecektir. Ama bu zayıflığın ölçüsü nedir? Çok büyük bir zayıflık mıdır? Bugüne göre büyük bir zayıflık olarak değerlendirilebilir belki ama yarın doların 6.5-7'ye gittiği zaman çok daha büyük bir zayıflıktan söz etmiş olabileceğiz. Ama net bir ifadeyle 5.80 elbette ki TL'nin oldukça zayıf olduğu anlamına gelen bir seviyedir. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 25 adet sorunuza yanıt vermeye çalıştım ve 45-46 dakikalık bir süre oldu. Eğer bu uygulamamdan hoşnutsanız, bu şekilde sorularınıza yanıt vermemden memnunsanız bu videonun aşağısına veya farklı videoların altına sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sizlerden tek ricam genel içerikli sorular olsun. Hisse senedi bazında sorulan sorulara yanıt vermiyorum. Ha, eğer bir hisse senedi üzerinde çok fazla soru varsa elbette ki o hisse senedine özel bir analizi, ayrı bir video konusu yapabilirim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalınız. Yarın mutlaka, belki de bu gece dolar TL ile ilgili olarak özellikle ve özellikle seçimlere kadar ve seçimlerden sonra nelerin olabileceği konusuna biraz daha derinden gireceğim. Dünkü videomda vakit problemi nedeniyle biraz kısa açıklamalar yapmıştım ama daha ayrıntılı ve daha detaylı bir şekilde yeni ekleyeceğim videomda bu konuya yer vereceğim. Hoşça kalınız, iyi hafta sonları diliyorum, saygılarımla.